Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 21. bölüm. Zekat. Allah müminlerin sıfatlarından bahsederken şöyle buyurur. Onlar zekatını verenlerdir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altın ve gümüşü olup da bunların hakkını vermeyen için kıyamette bu altın ve gümüş ateşten levhalar haline getirilip vücutları bunlarla kızdırılır ve sırtları bu levhalarla dağlanır. Yani bu levhalar çok dahi olsa, cismi onlara göre genişletilir. Levhalar soğudukça miktarı 50 bin sene olan kıyamet gününde tekrar kızdırılır. Bu hal ta kullar aralarında hüküm bitip herkes yolunun cennete mi yoksa cehenneme gideceğini görünceye kadar devam eder. Yüce Allah buyurur ki, altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda kullanmayanlar var ya, onlar acı bir azapla müjdele. Kıyamet günü o altın ve gümüş cehennem ateşinde kızdırılacak. Onunla alınları, burunları ve sırtları dağlanır. Ve onlara işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz mallardır. Biriktirdiğinizi tadın. Tevbe suresi 34 ve 35. ayet. Peygamberimiz buyurdu ki, kıyamet günü üzerimize farz kılınmış olan hakkımızı vermeyen zenginlerin vay başına gelenlere. Çünkü Yüce Allah fakirlere izzetim ve celalim hakkı için bugün sizi kendime yaklaştırıp onları uzaklaştıracağım diye cevap verir. Arkasından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okumuştur. Onlar o kimselerdir ki mallarında ihtiyaç sahibi ve mahrumlar için belirli bir hak vardır. Meari suresi 24 ve 25. ayet. Hikaye olunduğuna göre bir gün tabiinden bir grup Ebu Sinan'a ziyarete giderler. İçeri girip yanına oturunca Ebu Sinan misafirlerine kardeşi ölen bir komşumuz var. Beraberce onu taziye edelim der. Bundan sonrasını işlerinde bulunan Muhammed bin Yusuf el-Firyabi şöyle anlatır. Birlikte kalktık. Dediği yere gittik. Onu hıçkırıklar içinde ağlarken bulduk. Acısını hafifletecek ve kendisini teselli edecek sözler söylemeye başladık. Fakat o iş teselli ve taziye sözlerine aldırış etmiyordu. Ona ölümün kaçınılmaz bir yolculuk olduğunu bilmiyor musun dedik. Tabii ki biliyorum. Fakat ben kardeşimin gece gündüz çektiği azabı ağlıyorum diyerek cevap verdi. Biz sana Allah gaybı mı bildirdi dediğimizde hayır. Fakat kardeşimi gömüp herkes oradan ayrıldıktan sonra ben kabrin başında oturdum. O sırada içeriden bir ses geldi. Şöyle diyordu. Eyvah beni tek başına azab ile baş başa koyup gittiler. Oysa ki ben namazımı kılar orucumu tutardım. Kardeşimin bu feryadı beni ağlattı ve durumu nasıldır diye kabrini kazdım. Bir de ne göreyim, içeride ateş yanıyor ve kardeşimin boynuna ateşten bir halka geçirmişler. Kardeşlik şefkatine yönelerek boynundan halkayı çıkarayım diye elimi uzattım. Parmaklarım ve avucum yandı. Hadiseyi anlatan sahabi şöyle devam etmiştir. Adam yorganın altına saklandığı elini çıkardı. Elinin yanmış olduğunu gördük. Anlatmaya devam etti ve sözlerini şöyle sürdürdü. Kardeşimin durumunu gördükten sonra yeniden toprakla örterek mezarlıktan ayrıldım. Kardeşimin haline nasıl ağlamayayım? Onun acısını nasıl unutayım? Bizler adama kardeşin dünyadayken ne kötülük ederdi diye sorduk. Bize malının zekatını vermezdi diye cevap verdi. O zaman hepimiz bu durum Yüce Allah'ın şu ayetinin doğruluğunu ortaya koyuyor. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendi faziletinden onlara bağışlamış olduğu malda cimrice davrananlar kendi hesaplarına iyi davrandıklarını zannetmesinler. Tersine bu tutum kendileri için kötüdür. Cimrilik ile yanlarında bıraktıkları mal kıyamet günü halka olup boyunlarına geçirilecektir. Ali İmran suresi 180. ayet. Demek ki kardeşinin azabı kıyamet gününe bırakılmayarak ve kabirde uygulamaya başlanmıştır. Muhammed bin Yusuf devam eder. Bir müddet sonra adamın yanından ayrılarak Ebu Zer'in yanına gittik ve olayı anlatarak ona Yahudi ve Hristiyanlar ölünce kabirlerinde neden böyle bir durum görülmüyor diye sorduk. Bize onların cehennemlik oldukları kesindir fakat Yüce Allah size müminlerin böylesi durumlarını ibret alasınız diye gösteriyor. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Hiç şüphesiz Allah'tan çeşitli ibret manzaraları geliştir. Görüp ibret alan kendine iyilik eder. İbret almayanlar da göz yumanlar da kendilerine zarar ederler. Ben sizin başınızda koruyucu değilim. Enam suresi 104. ayet. Allah daha iyi bilir.